Merhaba arkadaşlar. Ben İlay Hanım'larla Topla çalkalaya hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz siyah ajandayı sizlere tanıtacağım. Peki bu nedir? Bu Bullet Journal ki daha önceki videolarımda bahsetmiştim. İsterseniz bununla ilgili detaylı bir video da çekebilirim demiştim. Ve bazı arkadaşlarımız biraz daha detaylı bir video çekmem istedi bu Bullet Journal'ımla ilgili. Peki Bullet Journal nedir arkadaşlar? Ben bu Bullet Journal'ın pardon <laughs> kurucusu ve esas mantığıyla ilgili olan videoları YouTube'daki Bullet Journal diye bir şey var arkadaşlar kanal var. Oraya abone olup orijinalinden de takip edebilirsiniz. Açıklama kutucuğuna bırakacağım. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Kabaca bahsetmem gerekirse çok detaylı olarak hani şey yapmayacağım, anlatmayacağım. Çünkü gerçek bullet journal mantığıyla tutmuyorum ben bunu. Biraz daha ajandayla bullet journal arasında benim bullet journal'ım. Bullet journal'daki mantık şu arkadaşlar. Hem ajandanız hem günlüğünüz hem işte eğer yaratıcı bir kişilikseniz bu şarkı sözleri yazmak olabilir, resim çizmek olabilir. Ya da ne bileyim güzel resimler yakalayıp güzel resimler çekmek olabilir. Bu resimlerin çıktısını alıp ajandanızın içine yani bullet journalınızın içine koyabilirsiniz. Bunların hepsini bir arada topladığınız hayatınızı gerçek anlamda bir arada tutan bir defter arkadaşlar bullet journalı ki şeyde piyasada direkt olarak bullet journal olarak satılan ajandalarda da yani bullet journal'larda da içinde hiçbir şey yoktur. Sadece sayfa numaraları vardır ki onu da birazdan açıklayacağım. İçindekiler bölümü için koyuyorlar o sayfa numaralarını. Gelirsek herhangi bir bullet journal tutmak için nelere ihtiyacınız var? Çok kolay arkadaşlar yani ajandanız yoksa ve ajanda tipi bir şey tutmak istiyorsanız bu Journal kesinlikle sizin için ideal. Çünkü bir defter alıyorsunuz ki bu defterin nasıl olduğunun hiç önemi yok. İster büyük boy, ister küçük boy, ister çizgili, ister kareli, isterse ıı, çizgisiz olsun yani boş olsun. Bir kalem, kurşun kalem veya işte tükenmez pilot kalem hangisi ise tercihinize göre değişebilir. Cetvel, silgi bu kadar arkadaşlar ki eğer defteriniz kareli ise veya noktalı ise de çok ihtiyaç olmuyor çoğu zaman ama biraz daha düzgün çizgilerden hoşlanıyorum derseniz tabii ki cetvel olmazsa olmaz. Ha bunun yanı sıra sadece bunlar mı kullanılıyor? Hayır bunun yanı sıra arkadaşlar renkli kalemler işte pilot kalemler adını bilmediğim çeşitli kalemler sulu boyalar farklı stikerler de kullanabilirsiniz. Yani tamamen koca bir dünya ve bu dünya tamamen sizin kullanımını bekliyor bullet journal'da şimdi geçersek bullet journal'ın hani genel tabirle orijinale yakın olanının neye benzediğini bu görmüş olduğunuz arkadaşlar keskin kolorun bir şeyi defteri aslında ajanda değil normal bildiğiniz defter ee, şu şekilde bir lastiği var siyah olduğu için tam görünüyor mu bilmiyorum ama böyle arkası da pardon toz olmuş Arkası da şu şekilde lastikleri şuradan çıkıyor hatta şurada keskin kolların şeyi de var ve içine açtığımızda da normal çizgili bir defter arkadaşlar ha, ekstradan neyi var küçük bir. En son olduğum yere koymuşum. Küçük bir ipi var ki ben bunu da işte en son olduğum gün ya da en son olduğum ayı ayırmak için kullanıyorum. Bu leşeronlarda da genellikle bu şekilde bir ip, bir lastik ve bir defter. Ha bu defter bazen kalın kapaklı bazen ince kapaklı olabiliyor. Ee, dediğim gibi yani normal kareli bir defter, hani o okul defterleri var ya, onlara da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. Önemli olan bu mantığı kendinize uygulayıp uygulayamadığınızı görmeniz ilk başta. Daha sonra verimli gidiyorsa pahalı defterlere, pahalı kalemlere yönelmenizi tavsiye ederim ben. İlk başta pahalı bir şeye sakın ha atlamayın. Şimdi ilk açtığımızda burada benim soyadım yazdığı için şu kartı koydum arkadaşlar. Şöyle bir giriş sayfası karşılıyor bize. Pardon. İşte bu giriş sayfasında genellikle şu kısımda isimler, e, adres falan o bilgiler oluyor. Ya da ajandanız kaybolduğu zaman geri gelmesi için olan e, bilgi kısımları yer alıyor. Peki bir bullet journal'ı nasıl bullet journal haline getirebiliriz? Basamak basamak hepsini anlatacağım arkadaşlar. İşin olmazsa olmazı ne? İlk başta bütün sayfalarınıza tek tek numara veriyorsunuz ki ben hepsini yapmamıştım. İlk başta ilk 50'yi yaptım arkadaşlar. Daha sonra 50'ye kadar geldikten sonra geri kalan kısmını 70'e kadar tekrar yaptım. Şurada gördüğünüz üzere sağ alt köşede küçük sayılar yazıyorsunuz ve her sayfanıza numara veriyorsunuz. Tabii ki sırayla gidiyorsunuz bunu yaparken. İçindekiler bölümümüz oluyor. Bu içindekiler bölümünü şuraya yazdığımız sayıları kullanarak yani bunlardan faydalanarak hangi kısımda neler olduğunu yazıyoruz ki ileride defterimiz bittiğinde ya da defterimizin ortasına geldiğinde herhangi bir şeyi dönüp bakmak istediğimizde içindekiler bölümünden orayı rahatlıkla bulabilmemiz adına. Burada arkadaşlar peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Dediğimiz gibi bu bullet journal'da sadece yapılacaklar listesi olmuyor ya da sadece ajanda niteliğinde olmuyor. Mesela çok güzel bir çizim yaptınız ve işte e, tamamen sallayarak bir köpek çizdiniz ve bu köpeği çok güzel çizdiniz ve onu sayfa 45'e çizdiniz. Sayfa 45'te e, sevimli köpek çizimi yazıyorsunuz mesela yıllar sonra açıp baktığınızda o köpek neredeydi diye sayfaların hepsini dolaşmak yerine içindekiler bölümünden direkt bulabiliyorsunuz. Ee, içindekiler bölümü bu işe yarıyor arkadaşlar ha tutmak zorunlu mu hayır tabii ki değil ki e, birçok youtuber benim takip ettiğim birçok youtuber içindekiler bölümünü es geçiyor ama benim çok hoşuma gitti ben kullanıyorum içindekiler bölümünü içindekiler bölümü için ben 2-3 sayfa ayırdım çünkü benimki kalın yani 300 sayfaya yakın bir şeyi var bu defterin o yüzden biraz fazla ayırdım ki ne olur ne olmaz, sonradan sıkışmayayım diye bu kod işaretleri kısımları arkadaşlar anahtar kısım olarak geçiyor. Yani key olarak kullanıyorlar. Yabancı e, videoları izlerseniz ki karşılaşırsınız. E, hani biraz daha süslü olmayan daha sade tutulanlarda hepsinin tek tek ne olduğunu belirtmek yerine o işaretleri koymak daha kolay geldiği için. Bu kısımdan 2017'nin takvimini yazdım ki ileriki aylarda açık tap açıp takvimi tekrar yazmam gerektiğinde rahatlıkla bakabileceğim bir yer olması adına ya da takvime bakmak istediğim zamanlarda. Buraya da böyle küçük bir bant yaptım ki ajandayı daha doğrusu defteri kapattığım zaman kenardan çıksın rahatlıkla orayı açabileyim diye. Bu kısımda arkadaşlar arkadaşlarımın doğum günleri özel günler gibi şeyleri yazıyorum ki kenarda onların isimleri yazdığı için böyle kapattım. Ocaktan aralığa kadar hatırlamak istediğiniz özel tarihleri tutabileceğiniz bir kısım bu da. Gördüğünüz üzere aralığa kadar devam ediyor. Bu kısım ben YouTube için ayırdım ama e, yani şey değil illaki olması gereken bir kısım tabii ki değil. Bu biraz daha sizin kişiselleştirmenize bağlı arkadaşlar. Her, her e, bu leş her defterde muhakkak olması gereken e, şeyler neler? İşte anahtar bölümü dediğimiz gibi içindekiler bölümü, takvimlerin olduğu kısım ya da e, işte özel doğum günlerinin, özel günlerin, randevuların yazılabilmesi için ayrı bir kısım. Çünkü şöyle ki arkadaşlar bu defterde İlk başta göstermiştim ama yani boş, herhangi bir yerinde bir şey yok. Yani siz Kasım için ya da Aralık için herhangi bir şeyi öğrendiğinizde yazabileceğiniz bir yer olması lazım. Yani özel bir günse onu işaretleyebileceğiniz bir yer olması lazım ki bizim şuradaki takvim kısmımız bu işe yarıyor. Burada benim YouTube için video fikirlerimin olduğu kısımlar var. Şu post neden yapıştırdım? Arka kısımda arkadaşlar ben kalografi kalemini kullanmıştım ve buraya çok fazla çıktı kötü gözüküyordu. O yüzden bunları koydum böyle kamufle etmiş oldum. Burada yayınladığım videoların işte hangi tarihte yayınladıysam onları şey yaptım not aldım. Artık siz hangi şeyi takip etmek istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Ki Ben bunun için iki sayfa ayırdım arkadaşlar. Burada benim yine bir kısmım daha var takvim üzerine arkadaşlar. Bunlar da işte e, ne bileyim hastane randevuları, çocukların aşıları, alınacak ilaçlar ya da e, hani kişisel hayatımızla ilgili hatırlamamız gereken şeyler, dış randevuları falan gibi e, kısımların olduğu yerler. Ki bunlar için de yine aynı şekilde Ocak'tan başlayarak şöyle çevireyim aralığa kadar devam eden bir kısım var arkadaşlar ki herhangi bir şey olduğunda hangimizinse hangi tarihte ise not alabilmek adına bu leş bu kısımlar çok önemli arkadaşlar çünkü biraz önce demiştim hatırlıyorsanız ilerisi için herhangi bir şey olduğunda muhakkak not almanız gereken bir yer olması gerekiyor bu kısımda ise arkadaşlar işte başlanacak diziler, okunacak kitaplar, izlenecek filmler. Siz bunları normalde listeliyor musunuz bilmiyorum ama ben hep illaki bir yerlere not alırdım böyle. Hani unutmayayım a güzel diziymiş ya da işte tavsiye edilen bir kitap a içeriği şöyleymiş mutlaka izlemeliyiz dediğimiz filmler falan. Bunlar için ayrı bir kısım yaptım yine. Ha bu yine olmazsa olmaz mı? Hayır değil arkadaşlar. Tamamen kendinize bağlı. Yani bu kısımlar biraz daha kişiselleştirilmiş kısımları. Gezilecek yerler, istek listesi. Bu istek listesi çok istediğiniz, almak istediğiniz şeyler ya da yapmak istediğiniz şeyler olabilir bu kısımda hedefler ki bunlar benim 2017 hedeflerimde ve martın aylık kısmını görüyorsunuz ben bu ajandayı daha doğrusu defteri ilk başladığımda şubatın başıydı ama ilk kısımlar çok fazla emek isteyen şeyler ve ilk kez yapıyorsanız hele neyin ne şekilde olduğunu da bilmiyorsunuz biraz tereddüt ediyorsunuz o yüzden biraz zamanımı aldı ve bir baktım şubatın sonuna gelmişiz e o zaman dedim ben marttan başlayayım en, en iyisi e mart Martın aylık düzeni, aylık düzenler genellikle bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Klasik bullet journal mantığında ayın hangisi olduğunu yazıyorsunuz. Bunun için iki sayfa da ayırabilirsiniz. Ben tek sayfa yazdım ama iki sayfa da ayırabilirsiniz. Ve e, ayın günlerini ve hangi güne denk geliyorsa işte Mart Çarşambadan başlıyormuş yazıyorsunuz ve şu kısımda hatırlıyorsanız yabancı olanlarda future log olarak geçiyor bazı yerlerde. Bizim takvim olarak ayırdığımız kısım biraz önce. Oradaki hatırlamanız gereken ya da yapmanız gereken ve not aldığınız şeyleri aylık düzeninize geçiyorsunuz. Bununla birlikte ister burada kalır isterseniz haftalık veya işte günlük düzeniniz ne şekilde olacaksa oraya aktarabilirsiniz ve oradan kontrol edebilirsiniz. Bu da yine aynı şekilde tamamen sizin ne şekilde kullanmak istediğinize bağlı arkadaşlar. Ben Mart için böyle ilk başta kullanmayı düşünmüyordum günlük düzen ama daha sonra günlük düzen kullanmak istedim. Ve bu şekilde her gün için parça parça kısımlar yaptım. İşte yapılacaklar içtiğim kahve tükettiğim su miktarı gibi şeyleri kontrol altında tuttum burada arkadaşlar. Şöyle, <laughs> ya çok özel şeyler yok ama yine de ne bileyim. Ee, burada ben normalde Nisan'a geçecektim burada ki görüyorsunuz bir sayfa daha vardı, ortada Nisan'ın diğer günleri yazıyordu ama e, bir aksilik geldi ve o ar ara sayfayı kestim ki burada 30'dan 33'e geçiyor fark ettiyseniz orası da öyle kaldı. Bu kısmı dantel ısırdı benim küçük kedim. Kız olan. <laughs> o biraz kağıt düşkünlüğü var. O yüzden buraya böyle bantlar yaptım kapatmak için falan. Orası öyle bir serüvenli kısım oldu. Şimdi Nisan için yine yeni bir aya geçiyoruz. Mart'ta yapmamıştım hatırlıyorsanız. Kullana kullana biraz daha öğreniyorsunuz aslında. Böyle şekil falan çizdim. Aylık için bir sayfa ayırdım kendime ve işte ruh, beden, zihin, e, hedeflediğim şeyler, amaçladığım şeyler bu ay için kendime ne katabildim? Bunları yazacağım ayın sonunda inşallah. Aylık kısımda diğerinde düz yapmıştım hatırlıyorsanız, bunu da bu şekilde yaptım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani e, artık ne şekilde kullanışlıysa sizin için şeyden YouTube'dan, internetten ya da Instagram'dan araştırıp arkadaşlar e, bunları bulabilirsiniz. Çeşit çeşit şeyler var, düzenler var. Bu arada Instagram demişken arkadaşlar, Instagram sayfamızı açtım ve e, onun linki mi oluyor? Ne şekilde olacak? Adını oluyor galiba. Ee, şeye koyayım açıklama kutucuğuna koyayım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz ki Facebook sayfamızda da yayınlarım. Oradan da bakabilirsiniz. Hashtag derle topla çalkala hiç aralık koymadan yazdığınız zaman hepsi ortak bir açık gönderime e, gelecek arkadaşlar. Ve Haftalık düzenleriniz, aylık düzenleriniz, ajandalarınız, defterleriniz, kalemleriniz hepsini görmek için sabırsızlanıyorum. Öyle bir ortak çatı olmuş olsun bizim için de diye açtım Instagram sayfamızı. Burada harcama listesi arkadaşlar isterseniz hedeflerinizi de koyabilirsiniz buraya kısımlarda kontrol listelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burası benim aylık olarak yapılacaklar kontrol listem. Yani her gün yapmam gereken ama işte e, ara sıra aksattığım her gün düzenli olarak yapılacaklar listeme ayrı ayrı yazmak istemediğim şeyler. Bunları bu şekilde kontrol altında tutuyorum. Burası e, beslenme düzeni ve aktivite düzeni arkadaşlar. Bunları da bu şekilde kontrol altında tutuyorum. Bunlar da böyle kontrol listeleri. Bu da arkadaşlar dediğim gibi kontrol listeleri tamamen size bağlı. İsterseniz senenin başında yapın, isterseniz aylık yapın, isterseniz haftanın başında yapın. Tamamen size kalmış şeyler. Ve haftalık düzenlerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu haftalık düzenler için de yine Instagram'dan, YouTube'dan farklı şekillerde aratabilirsiniz. Ne şekilde düzenler olduğunu görebilirsiniz. Kendinizi uyarlayabilirsiniz. Bullet Journal ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ekstradan merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen açıklama kutucuğuna yaz, pardon <laughs> Yorumlara yazın. Yoruldum galiba biraz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Muhakkak cevap vereceğim. Son sıralarda yorumlarınıza çok cevap veremediğimin farkındayım. Biraz kişisel hayatım yoğundu. Bununla alakalı bir şey. Bu arada bu Bullet Journal serimizin İlk videosu arkadaşlar bu journalı seri olarak çekeceğim. İşte e, düzenler neyin ne şekilde yapıldığı gibi. O yüzden merak ettiğiniz şeyler olursa açıklanabilecek bir şeyse muhakkak açıklarım. Ha video üzerinde gösterilecek bir şeyse de muhakkak videosunu çekerim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım bu videonun size faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.